Hello. Yepyeni bir videodan daha herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işılay. Bugün 23 Mayıs Pazartesi. Saat şu an 9. Bir saat önce falan uyandım ve işte bir duş aldım. Kendime geldim. Çayımı demledim. Yanıma aldım. Şimdi bugün sizle beraber ders çalışacağız. 4'e kadar falan evdeyim. Sonra çıkacağım. O saate kadar yapmam gereken şeyleri bitirmek istiyorum. Neler yapacağız? Birazcık bundan bahsedeyim. Öncelikle paragraf çözerek başlayacağız. Çünkü artık paragraf çözmeye başladım. Daha gerçi paragraf kısmına geçmedim. Daha böyle işte deyimler, atasözleri, kalıplaşmış söz grupları, cümlede anlam, sözcükte anlam. Daha o kısımları çözüyorum. Yavaş yavaş paragrafa geçeceğim. Şu kitaptan çözüyorum. Buradan her gün 3 test falan çözüyorum. Testlerde de genelde 12-13 soru falan oluyor. Yani bir 35-40 arası soru çözüyorum. Sonra kitap okuma alışkanlığımı kaybettiğim için artık kendime zorla kitap okuma görevi veriyorum. Bu alışkanlığı geri kazanana kadar buna devam edeceğim. Bir 15 dakika en az kitap okumaya ayıracağım. Sonra tarihte kendime bir kamp yaptım. Önce tarih, sonra coğrafya, sonra vatandaşlık için. Nedenlerini ve nasıl yaptığımı zaten anlatacağım ama şimdilik çok da geçmeden, çünkü saat 9 biraz geçti, paragrafla başlayayım diyorum. Zaten bunu çözmem çok uzun sürmüyor. Kitap okumada 15 dakika desek, yarım saat 45 dakikalık falan bir işim var. Sonra bir mola veririz. Sonra da tarihe geçeriz. Bu aralar bu kitabı okuyorum. Kitap tahmin ettiğim gibi bir şey çıkmadı. Ben biraz daha kişisel gelişim tarzı bir şey diye düşünmüştüm ama bayağı felsefi bir kitap. Ama yine de okuyorum. Şimdi bir 15 dakika bunu okuyacağım. Hatta canım böyle bir şey yapmak istemediğinde, yani mesela kitap okumayı çok uzun zamandır sürekli gün içinde şöyle erteliyorum. İşte akşam okurum, sabah okurum. İşte bir dışarı çıkıp geleyim öyle okurum, uyumadan önce okurum falan, sürekli böyle ertelenen bir şey benim için. O yüzden böyle şeyleri tekrar alışkanlık kazanmak için şöyle yapıyorum. Şimdi telefondan 15 dakikalık bir sayaç kuracağım ve o 15 dakikalık sayaç bitene kadar, yani telefon alarm çalana kadar kitap okumayı bırakmayacağım. Sonrasında bırakacağım. Böyle böyle yavaş yavaş o eski alışkanlıklarınız geri geliyor bir şekilde. Ya da yeni bir alışkanlığa başlamak için de iyi bir yöntem. Böyle yani. Çayımın da yarısı hala duruyor. Onu içeceğim bir yandan. Hatta üstüne ekleme yapayım. Evet, tekrardan
Hello. Şimdi size bu tarih, coğrafya, vatandaşlık kampını neden yaptığımı, nasıl yapacağımı falan anlatacağım. Öncelikle şöyle ki ben deneme çözmeye başladım. Eğer KPSS'de Mayıs ayında planladıklarımla ilgili attığım videoyu izlediyseniz birkaç tane deneme göstermiştim ve Mayıs ayında o denemelerden çözmeye başlayacağım demiştim. Çözmeye başladım ve çözmeye başladıktan sonra gördüm ki tarih, coğrafya, vatandaşlık kısmına gerçekten çok daha fazla çalışmam gerekiyor. Ve şu an kendi adıma tarih, coğrafya, vatandaşlıkta istediğim noktadan bu kadar uzakken Türkçe, matematiğe ekstra bir vakit ayırmaktansa öncelikle bu kısmı bitirmeyi istiyorum. Çünkü asıl problemli kısmım bu kısım. Yani şu an tarihten istediğim netin yarısını falan bile yapamazken gidip tekrar tekrar bildiğim konularda matematik çözmenin bir anlamı yok. O yüzden de böyle bir şeye kalkıştım. Bu süreç boyunca şurada kitapları çözeceğim. Bunları zaten Mayıs ayı videomda göstermiştim ama orada demiştim ki denemelerdeki yanlışlarıma göre gideceğim. Hangi konuyu yanlış yapıyorsam o konuda ilerleyeceğim. Ama bunun benim için şu an erken olduğunu fark ettim denemeleri çözünce. Çünkü bir 3-4 denemenin sonunda neredeyse yanlış çıkarmadığım bir konu kalmadı diyebilirim tarih, coğrafya, vatandaşlık için. Konuların zaten büyük bir çoğunluğunda denemelerde yanlış çıkarıyormuşum. Sadece bunun farkında değilmişim. O yüzden de dedim ki böyle bir şey yapayım. Zaten konularım bitti ama tekrar etmem gerekiyor. O yüzden de kendime bir plan oluşturdum. Bu planı aslında Haziran ayı videosunda anlatacağım ama şu an tarihe bugün başlayacağım. O yüzden bu videoda da tarihi anlatayım dedim. Vatandaşlık ve coğrafyayı daha sonra anlatacağım. Çünkü zaten ilk tarihle başlıyorum. Önemli olan şu an bu. Nasıl bir program ayarladım? Konu konu böldüm aslında. Çok zor bir şey yapmadım. Bugün mesela İslamiyet öncesi Türk tarihi ve Türk İslam tarihini çalışacağım bu kitapta. Öncelikle kendi aldığım notlar vardı. Önce kendi aldığım notları okuyacağım. Bir tur oradan bir çalışacağım. Sonra da test çözmeye başlayacağım. Test çözdükten sonra da kalan vaktime göre şöyle bir kez daha en azından yanlış yaptığım şeyleri buradan kontrol ederim. Tekrar üstünden geçerim diye düşünüyorum. Bunlar zaten çözümlü kitap olduğu için yanlışlarıma buradan tekrar bakmak İyi gelecektir diye düşünüyorum. Yani umarım işe yarar. Bugün başlıyorum ben de. Mucize bir şekilde işe yaramasını çok istiyorum çünkü. Yani şunu fark ettim. Mesela dinlerken anlıyordum, yani tarihi anlıyordum, coğrafyayı anlıyordum. Ve o an aklımda kalıyormuş gibi geliyordu. Gerçekten de kalıyordu anlık olarak. Ama sonradan dönüp baktığımda her şey birbirine girmiş kafamda. İlginç bir şekilde vatandaşlıkta bu daha az, vatandaşlıkta daha fazla böyle olmasını bekliyordum. Çünkü vatandaşlık tarih ve coğrafyaya göre aslında ders olarak daha uzak bir ders. Çünkü tarihi, coğrafyayı bir şekilde lisede sürekli gördük. Vatandaşlığı öyle ayrı bir ders olarak görmemiştik. Ve işte vatandaşlığı çok fazla aslında ayrıntı var. Yani atıyorum işte bir yerin belediye olmasına neyle karar verilir? İşte kanunla mı, yok cumhurbaşkanı kararıyla mı, cumhurbaşkanı kararnamesiyle mi falan filan. İlginç bir şekilde bunlar benim aklımda. Belki şundan olabilir. Lisanstayken hukukla ilgili falan dersleri almıştık. Çok her şeyi kapsamıyordu tabii ki. Mesela ben imar hukuku almıştım. Ya da şu an nerede olduğunu hatırlayamadığım bir biçimde bir yerde şeyi de gördüğümü hatırlıyorum. İşte bu ilk konu var ya, temel hukuk kuralları ile ilgili kısım. Onu falan da bir yerlerde gördüğümü hatırlıyorum. Yani bunlar benim aklımda kalmış ilginç bir şekilde. Ben bunlar daha az kalır diye düşünüyordum. Yani bunları daha çok karıştırırım. İşte tarihi, coğrafyayı daha iyi öğrendiğimi düşünüyordum. Tam tersiymiş. Umarım bunlar işe yarar ve istediğim seviyeye gelirim. Bugün başlıyorum. Bugün başlarken sizinle başlamak istedim. Bir de çok uzun zamandır gerçekten doğru düzgün ders çalışamıyorum. Birazcık hayatımda olan şeylerden kaynaklı, biraz da benden kaynaklı. Yani bir şeyleri bahane edip ben erteliyorum artık. Yani o seviyeye geldim. Bir noktada evet, çalışamamamın gerçek bahaneleri vardı. Hani gerçekten o an ona vaktim olmuyordu ve çalışamıyordum. Evet, ama şu an mesela bakıyorum, gün içinde kendime çok fazla bir görev vermesem bile, atıyorum bugün sadece deneme çözeceğim diyorum, tamam mı? Bazen onu bile yapamıyorum. Yani başka da bir işim olmuyor mesela. Ya da atıyorum diyorum ki bugün şu konuyu çalışayım şu dersten. Bir de atıyorum evi toplayayım.
Ya da atıyorum ütü yapayım falan. Ne onu yapıyorum ne onu yapıyorum. Gerçekten böyle kısır bir tembellik döngüsüne girdim. Teze falan zaten hiç bakmıyorum. Yani hiç bakmıyorum. Ona da artık bu hafta bakmak istiyorum. En azından bir kısmını yazmak istiyorum. Daha böyle literatürle ilgili olan kısmını. O yüzden de böyle sizinle başlayayım dedim. Artık ben de bir silkelenip kendime geleyim. Çünkü az bir süre kaldı. Ben bu yıl içerisinde gerçekten çok fazla yorulduğumu hissediyorum. Çünkü arkası arkaya bir sürü şeye girdim. Bir sürü sınava girdim ve artık böyle sürekli koşuyorum gibi hissediyorum. Ve mesela o girdiğim sınavların sonuçları da şu anlık bir işime yaramıyor. Dolayısıyla böyle bir şey yapıyorum ama boşa yapıyormuşum falan gibi hissettiriyor. Böyle hissettikçe de insanın çalışmak için bir motivasyonu kalmıyor. Kısacası çalışamıyordum bir süredir ve artık çalışacağım bir şekilde bu 2 aylık süreci bitirmek istiyorum. Çünkü şey yapmak istemiyorum, yani buraya kadar iyi kötü bir çabam oldu. Tamam, belki böyle gerçekten ciddi bir KPSS öğrencisi gibi çalışmadım ama yine de bir emeğim var ve şu an denemelerde yaptığım netlere bakılırsa, eğer birazcık çabalarsam, yani bu 2 ayı gerçekten iyi geçirebilirsem istediğim şeye ulaşabilirim gibi duruyor. Yani şu an ulaşamıyorum, denemelere göre şu an ulaşamıyorum. Ama dediğim gibi bu özellikle tarih coğrafya kısmını halledebilirsem ulaşamamam için bir sebep yok ortada. O yüzden bu 2 ayı hani en azından elimden geldiğince götürmek istiyorum. Çünkü ben büyük konuşmak istemiyorum ama 2024'te tekrar KPSS'ye hazırlanmam artık. Bu sınavı kaçırmamak için hazırlanıyorum aslında. Çünkü bizim her yıl bir sınavımız yok ve 2 yıl insan hayatında aslında uzun bir dönem ve yani atıyorum 2023'e geldiğimizde, yani bir sonraki sene olduğunda ve benim elimde elle tutulur bir şey olmadığında şunun pişmanlığını yaşamak istemiyorum. Yani keşke KPSS'ye çalışsaydım. Keşke en azından bir şansımı deneseydim falan. Bunu yaşamak istemediğim için böyle bir yola girmiştim ve şu an o yolda bayağı ilerledim. Neden bırakayım diye düşündüm. Böyle yani. Kendi motivasyonumu geri getirdim bir şekilde yani açıkçası. Bir de havalar çok güzelleşti. Ben gerçekten yaz insanıyım. Yaza bayılıyorum. Güzel havalara bayılıyorum ve evde olmak istemiyorum. Ders çalışmak istemiyorum. Ama bu süreci artık hakkıyla bitirmek istiyorum. O yüzden de çok konuştum. Şimdi çalışmaya başlayacağım. Önce kendi notlarımdan çalışacağım dediğim gibi. Sonra da o konunun testini çözeceğim. Böyle ilerleyeceğim. Bilmiyorum. Şimdi başlayacağım. Mesela denemelere başlarken de fikrim başkaydı yani. Diyordum ki ben bu denemelerden çözerim. Atıyorum tarihte şu konuyu yanlış yaptım. Açarım o konuya çalışırım. Ama gördüm ki bu tarih, coğrafya, vatandaşlık için işe yarayacak bir şey değil. Türkçe ve matematikte işe yarayacak bir şey şu an bende. Çünkü mesela matematikte olasılığı sürekli yanlış yapıyorum. Açık olasılık çözebilirim, evet, hani bu işe yarar ama tarihte öyle değil. Yani bir denemede onu yanlış yapıyorum, bir denemede bambaşka bir konuyu yanlış yapıyorum, öbüründe bambaşka. Yani böyle birikmeye başladıkça da denemeler, çözdüğüm deneme sayısı arttıkça bu sefer iyice konular birikmeye başlıyor ve her gün hepsine birden çalışacak gibi de bir vaktim yok yani, koskoca tarih. O yüzden de böyle bir yola gittim. Ne kadar çok konuştum. Başlıyorum. Şu kadar bir kısmı çalışmam gerekiyormuş gibi. Ben sesli çalışacağım. Çünkü birini anlatıyormuş gibi çalışınca daha çok aklımda kalıyor. Hatta direkt birini anlatınca daha çok aklımda kalıyor. Ama şu an benden başka kimse olmadığı için kendi kendime anlatacağım. O yüzden sesli çalışacağım. Ama tabii ki siz buraları sessiz izleyeceksiniz. Başlıyorum. Şimdi konu çalışmayı bitirdim. İslamiyet öncesi Türk tarihi ve ilk Türk İslam devletlerine çalıştım. Şimdi onların testlerini çözeceğim. 9 test var bu iki konudan. Test başı da ortalama 15-16 soru falan var.
kaç soru yapıyor? 135-140 soru falan yapıyor. Bunları çözeceğim. Sonrasında hep birlikte bakacağız artık ne yapacağımıza. Arkadaşlar saat şu an 2.30 falan oldu ve ben 9 testi bitirdim. Bu 9 testte yanlışım çıktı tabii ki. Yani çok abartılacak derecede çok mu çıktı derseniz bazılarında evet bazılarında hayır. Bir yanlış çıkardıklarım da var. 5-6 yanlış bir de üstüne boş bıraktıklarım falan da var. Test değişiyor yani açıkçası. Ben şimdi yanlışlarıma biraz bakmak istiyorum. Neyi yanlış yaptım falan diye çözümlerini okuyacağım. Bunların yanlışlarını ayrı bir yere yazsam mı diye düşündüm. Ama sonra da şunu düşündüm. Zaten denemeler için böyle bir şey yapıyorum. Bunu Haziran videosunda detaylı anlatacağım ama çok kısa söyleyeyim. Denemeler için işte yanlış yaptığım soruları topladığım bir defterim var. Ve hem o defter hem bunlar falan bu sefer çok fazla şey olduğu için okumam muhtemelen o kadar şeyi. Bir de burada yanlış yaptığım ya da boş bıraktığım şeylerin çoğu da daha önce duymadığım ufak tefek ayrıntılar. Bayağı bir ayrıntı var kitapta. Bazıları da tabii duyduğum, işte videosunu dinlediğim ya da sonrasında not aldığım, az önce notlarda olan ama benim hala hatırlayamadığım bir türlü sorular. Onlar da var. Hiç duymadıklarım da var. Dediğim gibi değişiyor. Böyle yani birazcık yanlışlarıma bakayım diyorum. Bu da bitti. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben coğrafyada kendi haritalarımı oluşturuyorum. Şu şekilde. Konularım bitti ama bu haritaların oluşturulması bitmemişti. Yani bir kısım kaldı. Bir 15-20 tane harita falan kalmış. Bu 15-20 tane haritayı hemen hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Sonrasında dışarı çıkacağız. Akşam yine devam etmeyi umuyorum. Bir şeyler yapmayı umuyorum. Zaten yapmam gerekiyor aslında ama kesin yapacağım da diyemiyorum şimdi çünkü kesin yapacağım dediğimde yapmıyorum bazen. Ama yapmaya çalışacağım. Neyse şimdi harita kısmına geçiyoruz. Vallahi yoruldum he. Boş haritalarım da şurada. Ben bunları Google'a direkt dilsiz harita yazdım. Çıkan şeyi de böyle bir A4 kağıdına ikili ve arkalı önlü olacak şekilde çıkarttım. Yani bir sayfada 4 harita falan var. Bayağı bir çıkarttım çünkü böyle kendim çizince daha çok aklımda kalıyor. Bütün haritalar şu an burada. Bütün coğrafyanın konusu. Şimdi bunları bitirdikten sonra ara ara onlara da çalışmayı düşünüyorum. Çünkü haritalar üzerinden insanın aklına daha çok kalıyor. Bunun için bilgisayarımı almam lazım ama. Thank you.
Tekrar selam arkadaşlar. Ben dışarı çıktım, geldim. Biraz alışveriş falan yaptım, market alışverişi. Saat şu an 7 oldu ve çalışmaya devam edeceğim. Şunları bitiremedim çünkü şurada demir yollarını çiziyordum. Bu beni aşırı oyaladı. Bir 3-5 haritaya bedeldi yani. Onu bitireceğim. Sonra da birazcık teze bakmayı düşünüyorum. Şimdi çok vakit kaybetmeden hemen başlayacağım ki erken bitsin. Kendime yeni bir soda denemek için aldım. Soda da değil aslında bu. Gazlı bir içecek. Çok fazla kola içtiğim için kendimi bu bağımlılıktan kurtarmak için başka bir gazlı içeceğe sarmaya karar verdim. Çok sağlıklı mı değil ama koladan kurtulmam lazım bir şekilde. O yüzden bunu deniyorum. Tadını sevdim. Armutlu ve nektarinli. Şeftali linke benziyor. Neyse, ben başlıyorum. Zifiri karanlıktan tekrar merhaba. Ben en son not çıkartıyordum. Daha doğrusu harita çiziyordum. Onları bitirdim. Mesela şu an 11 falan oldu. Bitirdikten sonra da tabii bir akşam yemeği falan yedim. İşte birazcık Survivor izledim falan filan. Saat 11 oldu. Aslında 8.30'da falan bitirdim. Neyse. Tezle ilgili bir şeylere bakmak istiyordum bugün ama dediğim gibi çok uzun zamandır böyle odaklanarak ciddilik çalışmıyordum. O yüzden kendimi bugün daha fazla yormamaya karar verdim. Teze de inşallah yarın bakacağım. Zaten saat çok geç oldu. Sabah da erken uyanmıştım. O yüzden şimdi kendime bir keyif köşesi hazırladım. Hemen size gösteriyorum. Yastığımı, yorganımı alıp salona geldim. Burada da Aşk Yeniden açık. Şimdi burada yatıp Aşk Yeniden izleyeceğim. Zaten muhtemelen İzlerken de uyuyup kalacağım. Bu aralar sürekli böyle yatağımı yorganımı alıp şurada yatıyorum ve bir şeyler izleyerek uyuyorum. Bayağı iyi geliyor. Böyle boş boş vakit geçirmek kafamı boşaltıyor sanki. Neyse, daha fazla uzatmadan videoyu kapatayım artık. Bugün birlikte ders çalıştık. Size yeni başladığım kampı anlattım biraz. Birazcık ben de sizinle beraber olduğum için ders çalışmaya dönebildim artık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben de